Delta'daki en büyük problemlerden biri yoğun tarımsal faaliyetler. Tarımda kullanılan zirai ilaçlar, bilimsel adıyla pestisitler ve aşırı kullanılan gübreleme faaliyetlerinin sonucunda canlı yaşamına direkt toksik etki edecek olan, yani canlıyı zehirleyen, sinir sisteminden immün sistemine kadar güçlü etkilere sahip, biriktiğinde ölümlere kadar sebep olabilen ağır metaller, toksik ağır metaller barındırır pestisitler, zirai ilaçlar. Şimdi böyle bunların aşırı kullanımı toprağa uygulandı. Fazla miktarda uygulanmasıyla bitki bunu tölere edebiliyor bir miktar. Hani fazla uygulansa da tölere edebilenler yaşıyor. Bu bitkiyle biz besleniyoruz. Direkt besin zincirine giriyor. 12 ay ana ve ara ürünler olmak üzere toprak hiç dinlendirilmeden ekimler yapılıyor, üretim yapılıyor. Bu da Delta'da daha fazla gübrenin kullanılmasına, daha fazla zirai ilaç kullanılmasına, çünkü her ürün için farklı gübre, farklı pestisit kullanılıyor. Genelde narenci, çilek ve seracılık baskın ama ara ürünlerde mısır, işte yer fıstığı, susam gibi ürünleri de var ve bunlar için de kimyasallar kullanılıyor. Delta'nın ikinci büyük sorunu, Delta'da bir kanalizasyon ağı yok, şebekesi yok. Yüzeyde zıplasanız aşağıda su titreyebilir, o kadar yakın mesafe suya. Yüzeyde yaptığınız her hareket, her etki, antropojenik etki yeraltı suyunu kirletiyor zaten. Kanalizasyonun olmayışı yeraltı sularında yüksek miktarda toksik etkiye sahip olabilecek azot türleri tespit ediliyor. Yasal olarak çok iyi korunan bir bölge. İşte 1989 yılında Akgöl Yaban Hayatı Koruma alanı sahası olarak Akgöl ve civarı kabul edilmiş. İşte 1990 yılında özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş. Yine 94'te Ramsar Sözleşmesi'ne dahil edilmiş. Uluslararası öneme sahip sulak alan olarak kabul edilmiş. Daha sonra birinci derece sit alanı Göksu Deltası. Tüm bunlar kağıt üzerinde bu alanın çok iyi korunduğunu gösteriyor. Fakat benim kendi gözlemlerim, yılda 4 kez gidişlerim, kuyulardan su alışlarım, deltadaki yüzey sularını gözlemleyişim, çiftçilerle, zirai ilaç satanlarla sohbetlerim, bilgi alışverişlerim, çünkü ne kadar ne kullanıldığını da bilmem gerekiyordu. Tezimde yaptığım araştırmalarla birlikte deltanın aslında kağıt üzerinde korunduğunu, oradaki çiftçilerin de bu durumdan çok rahatsız olmadığını söyleyebilirim. Yani aslında her yıl hani doğal alan, sulak alanların stratejisi, korunması, bunlarla ilgili raporlar hazırlanıyor ama hala 96 yılında kullanılan pestisit miktarları kullanılıyor. Türkiye'de 450 kuş türü var. Bu 450 kuş türünün 300 küsürü Göksu Deltası'nda. Delta su kirliliği, toprak kirliliği ve biyoçeşitlilik yitimi açısından alarm veriyor. Çünkü hala bir kanalizasyon şebekesi yok. Hala foseptikler, sızdırmalı foseptiklerde kanalizasyon, evsel atık sular birikiyor. Alarm veriyor çünkü tarımsal faaliyetlerin hiçbir kaydı yok. Ne kadar kimyasal kullanıldığı, ne kadar gübre kullanıldığı ya da tarımla uğraşanların eğitimi, bunlar üzerine yapılan hiçbir çalışma, bir faaliyet yok. Delta'nın hayvancılığından, tarımından, su kirliliğinden, Göksu Nehri'nden birçok çalışmam var. Bunların sonuçlarıyla ilgili de kimse duyarlı olmadı açıkçası.